22. başlığımız laboratuvar malzemeleri. Arkadaşlar bunun ismi, yani bu malzemenin ismi beher veya beher glass olarak isimlendirilir. Beher, çözelti hazırlamada, maddelerin karıştırılmasında, aktarılmasında, ısıtmasında ve kristallendirme gibi işlemlerde kullanılır. Yani beher glass'ı biz ya çözelti hazırlarken kullanıyoruz veya çözeltileri karıştırırken, aktarırken, ısıtma işleminde veya kristallendirme işlemlerinde kullanıyoruz. Bu maddeler cam bir malzemedir. Yüksek sıcaklığa dayanıklı bir malzemedir. Dolayısıyla ısıtma işlemlerinde, kristallendirme gibi işlemlerde kullanabiliyoruz. İçindeki sıvıyı aktarmak için, bunu kolaylaştırmak için ağız kısmında ne vardır? Bir oluk vardır arkadaşlar. Şurada da gösterelim hemen. Maddeleri aktarmak için ağız kısmında bir oluk vardır. Bu madde, bu cam malzemenin ismi beher veya beher glass olarak adlandırılır. Çözelti hazırlamak için kullanılır. Maddeleri karıştırmak için kullanılır. Maddeleri ısıtmak için kullanıyoruz. O halde tekrar edecek olursak, bu malzemenin ismi beher glass'tır. Çözelti hazırlama, maddeleri karıştırma, aktarma, ısıtma, kristallendirme gibi işlemlerde kullanılır. Yüksek sıcaklığa dayanıklıdır. İçindeki sıvıyı aktarmayı kolaylaştırmak için ağız kısmı olukludur. Çözelti hazırlamak, maddeleri karıştırmak, maddeleri ısıtmak için kullanılır. Gelelim diğer cam malzememize. Arkadaşlar, bu malzemenin ismi ise Erlen veya Erlenmeyer olarak adlandırılır. Bu malzeme de titrasyon deneylerinde kullanılır arkadaşlar. Analitik kimyada özellikle titrasyon deneylerinde kullanılır. Çözelti hazırlamada, saklamada yine Erlen kullanılır. Kristalizasyon işlemlerinde kullanılır. Yani çözelti hazırlamada, saklamada kullanıyoruz. Ayrıca kristalizasyon işlemlerinde kullanıyoruz. Bunun dibi düz ve koni biçimli cam bir malzemedir. Çok amaçlı olarak kullanılır. Özellikle de analitik kimya laboratuvarlarında titrasyon deneylerinde Erlenmeyer kullanılır arkadaşlar. Tekrar edecek olursak Erlenmeyer'i görüldüğü üzere dibi düzdür arkadaşlar. Dolayısıyla biz Erlenmeyer özellikle hangi deneylerde kullanıyoruz? Titrasyon deneylerinde. Ayrıca çözelti hazırlamada, saklamada, kristalizasyon işlemlerinde ne yapıyoruz? Erlen'i kullanıyoruz. Dibi düz, koni biçimli bir cam bir malzemedir. Çok amaçlı kullanılır. Özellikle de analitik kimyada, laboratuvarlarda titrasyon işlemlerinde Erlenmeyer'i kullanıyoruz. Bu cam malzememizin ismi ise mezür veya diğer adıyla dereceli silindir diyebiliriz. Mezür veya dereceli silindir diyoruz arkadaşlar. Görüldüğü üzere de bunun üzerinde bir dereceleri vardır. Bu dereceli silindir veya mezür, saf sıvıların ve çözeltilerin hacmini ölçmek için ne yapılıyor? Kullanılıyor. Görüldüğü üzere burada bir işaretler vardır. Yani ne kadar olduğuna dair. Çok hassas ölçümlerde kullanılmıyor arkadaşlar bu. Yani kaba olarak ne yapılır? Ölçmek için kullanılıyor. Hassas olarak bir deney yapılacaksa bunu kullanmıyoruz. Genellikle büyük hacimli çözeltilerde ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Dolayısıyla mezür, diğer ismi dereceli silindirdir arkadaşlar. Şekli ise budur. Saf sıvıların ve çözeltilerin hacmini ölçmek için. Yani bunu biz hacim ölçmek için kullanıyoruz. Çözeltilerin hacmini ölçmek için veya saf sıvıların hacmini ölçmek için kullanıyoruz. Dolayısıyla bunu çok fazla böyle hassas ölçümlerde kullanmıyoruz. Genellikle büyük hacimli çözeltileri veya sıvıları ölçmek için ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Gelelim pipete. Yine pipetin üzerinde dereceler vardır arkadaşlar. Bunlar da bazen sorularda karşımıza çıkıyor. Pipette de dereceler vardır. Şekli ise bu şekilde görülmektedir. Çok hassas ve az miktardaki sıvı hacimlerinin ölçümünde sıvı maddeleri bir kaptan diğer kaba aktarmada kullanılır. Dolayısıyla çok hassas bir ölçüm yapacaksak pipet kullanıyoruz. Yine az miktardaki sıvı hacimlerini ölçmede yine pipet kullanıyoruz. Veya sıvı maddeleri bir kaptan diğer kaba aktarmak için pipeti kullanıyoruz. Yine pipet arkadaşlar cam bir malzemedir. Çabuk buharlaşan sıvıların ölçülmesi için uygundur. Bu da karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Çabuk buharlaşan sıvıların ölçülmesi için hangisi kullanılır diye karşımıza çıkabilir. Bunun cevabı pipettir arkadaşlar. O halde pipeti tekrar edelim. Pipetin şekli budur. Pipetin üzerinde şu şekilde dereceleri vardır. Çok hassas
ölçeceksem veya az miktardaki sıvıların hacmini ölçeceksem pipeti kullanıyorum. Ayrıca sıvı maddeleri bir kaptan diğer kaba aktarmada kullanıyoruz. Çünkü özellikle çabuk buharlaşan sıvı maddeleri bir kaptan diğer kaba aktarmak için yine pipeti kullanıyoruz. Pipet cam bir malzemedir. Çabuk buharlaşan sıvıların ölçülmesi için pipeti kullanıyoruz. Diğer malzememizin ismi ise Huni'dir. Huni süzme işleminde sıvıların geniş ağızlı bir kaptan diğer kaptan dar ağızlı bir başka kaba aktarılmasında kullanılır. Yani biz Huni'yi ya süzme işleminde kullanıyoruz arkadaşlar ya da ağız kısmı dar olan malzemeden dar olan bir malzemeyi başka bir kaptan malzeme aktaracaksak ne yapıyoruz? Huni'yi kullanıyoruz. Yani Huni'yi burada iki şekilde kullanıyoruz. Ya süzme işlemle kullanıyoruz veya geniş ağızlı bir kaptan dar ağızlı bir kaba bir madde aktaracaksak Huni'yi kullanıyoruz. Diğer cam malzememiz büret arkadaşlar. Büretin şekli de bunun gibidir. Burada yine onun dereceleri vardır. Şurada bir musluğu vardır arkadaşlar. Büreti özellikle titrasyon işlemlerinde, analitik kimyada titrasyon işlemlerinde titre edilecek sıvıya diğer sıvıyı damlatarak sıvının hacmini ölçmek için ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Dolayısıyla büret titrasyon işleminde titre edilecek sıvıya diğer sıvıyı damlatarak sıvının hacmini ölçmek için ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Alt kısmı muslukludur arkadaşlar. Şurada da görüldüğü gibi bir musluğu vardır. Muslukludur. Üzeri de derecelendirilmiştir. Şurada görüldüğü üzere dereceleri vardır. Bunu da bu şekilde söyledik. Tekrar edecek olursak büretin şekli bu şekildedir. Derecesi vardır. Alt kısmında da musluğu vardır. Büreti özellikle titrasyon işlemlerinde kullanıyoruz. Titrasyon işlemlerinde titre edilecek sıvıya diğer bir sıvıyı damlatarak buradan arkadaşlar musluğu açıyoruz. Buradan damla damla alttaki sıvının içerisinde ne yapıyoruz? Damlatıyoruz ve titre ediyoruz. Damlatarak sıvının hacmini ölçmek için ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Büretin alt kısmı musluklu, üst kısmında ise dereceleri vardır diyoruz. Diğer malzememiz balon joje arkadaşlar. Balon jojenin şekli de bu şekildedir. Yine şu kısmında ne vardır? Dereceleri vardır. Yine balon joje titrasyon deneylerinde ayarlı çözeltiler balon joje ile hazırlanır arkadaşlar. Balon jojeyi de yine özellikle titrasyon deneylerinde kullanıyoruz. Farklı yerlerde de tabii ki de kullanılıyor. Ama özellikle titrasyon deneylerinde ayarlı çözeltiler vardır arkadaşlar. Bu ayarlı çözeltilerin balon joje ile hazırlanıp saklandığı cam malzemenin ismi balon jojedir. Yine belirli hacimde çözelti hazırlamak için kullanılır. Boyun kısmında kabın ölçüsü vardır. Demin gösterdiğimiz gibi dereceleri vardır. İstenilen derişimde çözelti hazırlamak için kullanılır bu malzeme. Tekrar edecek olursak bunu balon jojenin şekli bu şekildedir arkadaşlar. Burada sıvının hacmini gösteren işaretler vardır. Titrasyon deneylerinde ayarlı çözeltiler balon joje ile hazırlanır, saklanır. Belirli hacimde çözelti hazırlamak için kullanılır. Boyun kısmında kabın ölçüsü vardır. İstenilen derişimde çözelti hazırlamak için kullanılır. Arkadaşlar bu da cam balondur. Bu biraz yani boyunu kısadır şu şekilde cam balon. Çözeltilerin hazırlanmasında, saklanmasında, ısıtılmasında, kaynatılması ve bazı kimyasal reaksiyonların gerçekleştirmesi işlemlerinde kullanılır. Oldukça yaygın bir kullanım alanı vardır. Dolayısıyla çözeltiyi hazırlamada, saklamada, ısıtmada, kaynatmada bazı kimyasal reaksiyonların gerçekleştirilmesi işlemlerinde cam balonu ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Çeşitli hacimlerde üretilmiş olup bu cam balonların 1 veya 2 veya 3 tane ağızda olabilir. Yani bunlar birden fazla ağza da sahip olabiliyor arkadaşlar. Yani ne demektir bu birden fazlası ağza sahip olması? Şu görüldüğü üzere bir tane ağzı var. Bunun dışında şu şekilde ikinci bir ağız da olabilir veya buradan atıyorum. Buradan da bir tane üçüncü ağız olmuş olabilir. Dolayısıyla 1, 2 veya 3 olmak üzere farklı ağızlara da sahip olabiliyor. Cam balonlar çözeltiyi hazırlamada, saklamada, ısıtmada, kaynatmada bazı kimyasal reaksiyonların gerçekleşmesi işlemlerinde kullanılıyor. Çeşitli hacimlerde üretilmiş olup 1 veya 2 veya 3 ağızlı olan cam balonlar vardır. Bu cam malzememizin ismi arkadaşlar ayırma hunisidir. Ayırma hunisini görüldüğü üzere şurada bir musluğu vardır arkadaşlar.
Ayırma unisi birbiri içerisinde çözülmeyen, dikkat edelim, birbiri içerisinde çözülmeyen ve yoğunluk farklı, yoğunlukları farklı olan iki tane sıvı karışımının, yani sıvı sıvı heterojen karışımların ayrılmasında kullanılır. Örneğin zeytinyağı ve su gibi birbirleriyle karışmayan sıvı sıvı heterojen karışımlarını ayırmada neyi kullanıyoruz arkadaşlar? Ayırma hunisini kullanıyoruz. Ekstraksiyon işlemlerinde yine ayırma hunisi kullanılıyor. Yoğunluğu küçük olan sıvı üstte kalır her zaman ve yoğunluğu büyük olan sıvı altta kalır. Musluk açıldığında ise alttaki sıvı toplama kabına toplanır. Yani şöyle ayırma hunisinde iki tane madde olduğunu düşünelim. Yoğunluğu büyük olan altta, yoğunluğu küçük olan üstte toplanır arkadaşlar. Altta da bir tane böyle toplama kabımız olur. Buradaki musluğu açtığımız zaman alttaki ne yapar? Aşağıya doğru gelir ve dolayısıyla son yani şurası tam şuraya denk geldiği anda kapatırız. Dolayısıyla ikisini birbirinden ayırmış oluruz. Bu da ayırma hunisidir. Gelelim diğer malzememize, deney tüpü. Deney tüpü arkadaşlar kimyasal maddelerin analizinde basit deneylerde kullanılan cam malzemenin ismi deney tüpüdür. Arkadaşlar bu da damlalıktır. Damlalık da deneylerde az miktarda sıvı az mı ortama eğer az miktarda sıvı ilave etmek için ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Damlalığı deneylerde ortama az miktarda sıvı ilave etmek için damlalığı ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Şurada arkadaşlar bunun böyle plastik bir kısmı vardır. Bunu sıktığımız zaman şunun içerisindeki sıvıyı ne yapıyor? Bunun içerisine çekiyor. Dolayısıyla çektiği zaman bunu başka bir ortama ne yapabiliyoruz? Nakledebiliyoruz. Gelelim pisete. Pisette arkadaşlar deney sonrasında deney tüplerini ve laboratuvar malzemelerini yıkamak için kullanılır. Bunun içerisinde ne vardır? Sıvı vardır veya su vardır. Dolayısıyla bunun arkadaşlar şöyle ortasına sıktığınız zaman bunun içerisindeki sıvı ne oluyor? Cam malzemelerin yıkanmasında, deney tüplerinin veya laboratuvar malzemelerinin yıkanmasında kullanılır. Özellikle bunun içerisinde arkadaşlar saf su vardır. Arkadaşlar bu malzememizin ismi ise bagettir. Baget çubuk şeklindedir. Cam bir malzemedir baget. Çubuk şeklindeki cam malzemedir. Bagetler karışımların hazırlanması sırasında maddeleri karıştırmak için kullanılıyor arkadaşlar. Maddeleri yani bir şey hazırlayacağız. İki karışım hazırlayacağız ve bunları karıştırmak için neyi kullanıyoruz? Baget cam malzemesini kullanıyoruz. Bu şeklimiz ise saat camıdır. Bu şeklin ismi ise saat camıdır. Şöyle yuvarlak şeklinde olup içerisine arkadaşlar katı maddeleri alıyoruz. Bunlar az miktardaki katı maddelerin ısıtması işleminde veya kurutulması işleminde kullanılır arkadaşlar. Saat camı az miktardaki katının ya ısıtılması sırasında veya bunun ya da maddenin kurutulması için ne yapılıyor? Kullanılıyor. Arkadaşlar bu maddenin ismi ise bu malzemenin ismi ise nedir? Havandır. Bunlar ya porselen olur veya camdan da yapılabilir. Dolayısıyla porselen veya camdan yapılmış bir malzemedir. Bunlar ise katı maddeleri toz haline getirmek için ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Şurada zaten neyi vardır? Bunun tokmağı vardır. Katı malzemeyi içerisine koyarız ve üstüne sert bir şekilde bastırırız. Malzemeyi ne yapıyoruz? Toz haline getiriyoruz. Bunlar porselen de olabilir, cam malzeme de olabilir. Katı maddeleri ufalayıp toz haline getirmeye ve katı maddeyi sıvı içerisinde ezerek dağıtmaya da çözülmesini kolaylaştırmak için ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu şekilde havanı kullanıyoruz. Gelelim krozeye. Kroze analizlerde kül elde etme işleminde kullanılan cam malzemedir. Tekrar edecek olursak analizlerde niçin kullanılıyor? Kül elde etme işlemi için neyi kullanıyoruz? Krozeyi kullanıyoruz. Metal ya da porselenden yapılmış olabilir. Yani metal de olabilir bu veya porselen de olabilir. Fincana benzer bir malzemedir arkadaşlar. Deneylerde fırından kül elde edilmesi için neyi kullanıyoruz? Krozeyi kullanıyoruz. Gelelim desikatöre arkadaşlar. Desikatör katı kimyasal maddelerin nem olmadan bekletilmesi ve saklanmasında kullanılır. Yani bir katı malzememiz var. Bu katı malzemenin nem almaması gerekir ve biraz saklanması gerekecekse bunu desikatörün içerisine atıyoruz. Yani nemsiz bir ortama nem almayacak şekilde ayarlamasını yapmış oluruz. Yani desikatör katı kimyasal maddelerin nem olmadan bekletilmesinde saklanmasında ne yapılıyor? Kullanılıyor.
Gelelim termometreye. Termometre de deneylerde sıcaklık ölçmede kullanılan dereceli bir camdır. Sıcaklık ölçmede kullanılıyor. Dereceli zaten derecelidir. Termometrenin dereceleri vardır. Gelelim hassas teraziye. Arkadaşlar hassas terazi de çözelti hazırlanması sırasında veya nicel deneylerde katı maddelerin tartılması için laboratuvarda kullanılır. Özellikle çok hassastırlar bunlar. Genelde şöyle etrafı kapalıdır. Yani nefesten dahi etkilenebilecek düzeyde, etkilenmeyecek düzeyde olması gerekir. Dolayısıyla hassas terazi çözelti hazırlamada veya nicel deneylerde katı maddelerin tartılması için kullanılan bir malzemedir. Gelelim diğer malzememize. Bu malzemenin ismi ise bunzen bekidir arkadaşlar. Bunzen beki de hava gazı, doğal gaz ile çalışan, enerji sağlayan laboratuvar malzemesidir. Tekrar edecek olursak, bunzen beki hava gazı, doğal gaz ve hava gazı veya doğal gaz ile çalışan, enerji sağlayan demek ki bunzen beki enerji sağlayan bir laboratuvar malzemesidir.